Açık ders malzemeleri, algoritmalara giriş, 6046J, 9. ders. Bugün ikili arama ağaçlarından bahsedeceğiz. Rastgele yapılanmış ikili arama ağaçları denen bir şeyden bahsedeceğiz. Ve ikili arama ağaçlarını ders boyunca BST olarak kısaltacağım. Sanıyorum hepiniz ikili arama ağaçlarını daha önce özellikle de etütlerde görmüşsünüzdür. Bu nedenle burada bunların ardındaki temel fikirleri geliştireceğiz ve bunları nasıl rastgele hale getireceğimizi ve nasıl iyileştireceğimizi inceleyeceğiz. Aslında bildiğiniz gibi iyi arama ağaçları vardır. Bunlar göreceli bir şekilde dengelidir. Şunun gibi bir şeye benzer. Ve bunların yüksekliği log n'dir. Dengeli dediğimiz zaman bunlar iyidir. Log n düzeyinde olan herhangi bir şey iyidir, işe yarar. Arama işlemi bağlamında log n düzeyinde olurlar. Bunların dışında kötü arama ağaçları da vardır. Bunların yüksekliği fazladır. Hatta bu yükseklik n değerine kadar gider. Bu nedenle bu iyidir, şu da kötüdür. Bizim yapmamız gereken bu ikili ağaçları tasarlarken her zaman iyi ya da çoğunlukla iyi olmalarını sağlamaktır. Bu iyileştirme işini yapmanın birçok yolu vardır ve eğer problem setinde dahil ederseniz sanırım önümüzdeki birkaç haftada bunların 4 tanesini göreceğiz. Bugün rastgele yapma işlemini kullanarak bunları çoğunlukla dengeli olacak şekilde nasıl yapılandıracağımıza bakacağız. Sonra da problem setinizde bunları daha geniş anlamda iyileştirmeye çalışacaksınız. Bu anlatımı daha ilginç hale getirmek ve sizi motive etmek için bir süre rastgele yapılanmış ikili arama ağacını şimdilik tanımlamayacağım. Ve bu konuyu ilginç hale getirmenin, sizi konuya çekmenin bir yolu da eski arkadaşımız sıralama işlemini kullanmaktır. İkili arama ağaçlarını kullanarak ne kadar sayıyı sıralamanın doğal bir yolu vardır. Şimdi size bir ağ dizilimi versem, ikili arama ağaçları işlemini bir kara kutu içinde kullanarak bu dizilimi nasıl sıralarsınız? İkili arama ağacını kurarsınız ve ondan sonra da sırayla bunun içinde adım adım gidersiniz. Kesinlikle doğru. Bu durumda diyelim ki elimizde bir ağacın ilk hali var ve bu boş. Ondan sonra da bu dizilimin her elemanını bu ağacın içine yerleştireceğiz. Sizin arama ağacını yapılandırmakla ilgili söylemek istediğiniz şey buydu. Böylece A'yı burada ağacın içine koyalım. Bu bir ikili arama ağacı araya yerleştirmesidir. Yani standart bir araya yerleştirmedir. Ondan sonra da bir in-order traversal, yani iç sıralı gezinme yaparız ki buna kitapta sıralı ağaç yürüyüşü deniliyor. Tamam. Siz bu algoritmaların ne olduğunu biliyorsunuz. Ama çabuk bir hatırlatma olması açısından ağaç araya yerleştirmelerinde temelde AI elemanı aranır. Bunun olması gerektiği yer bulunana kadar aranır. Eğer bunu bulamazsa da o zaman bu değeri yeni bir yaprak olarak olması gereken yere yerleştirir. Ağaç yürümesinde öz yönelmeli olarak sol ağaçta yürünür. Bunu köke kadar sürdürür ve ondan sonra da sağ alt ağaçta öz yönelmeli yürüyüş başlar. Ve ikili ağaç aramalarının bir özelliği nedeniyle bu elemanları sıralı bir şekilde çıkışa verir. Haydi bu konuda bir örneği hızlıca yapalım. Aslında bu örnek sizin daha önce gördüğünüz bir sıralama algoritmasıyla da ilgili olacak. Örnek her ne kadar küçük bir örnekse de burada göreceğimiz ilişki aslında oldukça şaşırtıcıdır. Aslında benim için bu böyleydi. Bu dersi vermeye başladığım ilk zamanlarda. Evet, dizilimim 3, 1, 8, 2, 6, 7, 5. Ve bu elemanlara soldan sağa doğru sırayla erişeceğim ve ağacımı kuracağım. Bu durumda gördüğüm ilk eleman 3 ve bu 3'ü boş ağaca yerleştiriyorum. Bunun herhangi bir karşılaştırmaya ihtiyacı yok. Sonra 1'i araya yerleştireceğim. Bakıp karşılaştırıyorum. 1, 3'ten küçük müdür, büyük müdür? Küçüktür. Bu nedenle bunu buraya koyuyorum. Sonra 8'i yerleştiriyorum. Bu 3'ten büyüktür. Bu nedenle buraya yeni bir yaprak eklenir. Sonra 2'yi araya yerleştiririm. Bu 1 ile 3 arasında bir yerdedir. Bu nedenle bunu 1'in sağ ardılı olarak yerleştiririm. Bu nedenle 2'yi şuraya koyarım. 6 3'ten büyüktür ama 8'den de küçüktür. Bu nedenle 6 buraya gider. 7 3'ten büyüktür ve 8'den küçüktür. 6'dan da büyüktür. O nedenle buraya gider.
ve 5, 3 ile 6 arasındadır. Onun için şuradadır. Ve bu şekilde bizim ikili ağacımız ortaya çıkmış olur. Ondan sonra da bir iç sıralı gezinme yaparım. Ve bu şekilde bunun sonucunda 1, 2, 3, 5, 6, 7 ve 8'i çıktı olarak alırım. Şimdi büyükçe bir yığınım olduğu için bunu kafamda şöyle bir gözden geçirebilirim. Ama bu noktada biraz dikkatli olmam gerekiyor. Doğal olarak yapmanız gereken şey bunların sıralı bir düzende çıkıp çıkmadığıdır. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ve eğer büyük bir kümeniz yoksa o zaman gidip bir tane alabilirsiniz. Bu her zaman yararlıdır. Bellek fiyatları bugünlerde yükseliyor mu yoksa aşağı mı gidiyor? Aslında bunu tanımlayan şey politika. Fiyat kontrolü ya da her neyse. Şimdi soru, algoritmanın koşma süresi nedir? Bunun yanıtı aslında değişken olduğudur. Çözümlemesi kolay olan kısım işin başlangıç yapılanmasıdır. Düzenli ağaç yürümesi bu ne kadar zaman alır? Ne? Güzel. Bu durumda yürüyüş için ne düzeyinde ve başlangıç içinde bir sabit olacaktır. Buradaki soru ne? Sayıdaki ağaç araya yerleştirmelerini yapma sürem ne kadar olacaktır? Bu sorunun yanıtını belli olmazdan başka şekilde cevaplandırmak isteyen kimse var mı? Oradaki büyük kargaşayı aslında ben çözdüm. Evet. Büyük omega ne log ne? Evet, bu doğru. Bu en azından ne log ne'dir. Neden? Doğru. Yani siz bana iki yanıt verdiniz. Birincisi bu karar ağacının alt sınırlamasına bağlıdır. Ama bu durumu aslında kanıtlamaz. Burada biraz daha dikkatli olmanız lazım. Burada savunulan her zaman omega ne log ne olacağıdır. En kötü durumda omega ne log ne olduğu kesindir. Her karşılaştırma tabanlı sıralama algoritması en kötü durumda omega ne log ne'dir. Ama bu her seferinde ne log ne olacaktır. Aslında omega ne log ne'dir. Çünkü bu ikinci yanıtınıza bağlıdır. Yani mükemmel dengeli bir ağaç olması alınabilecek en iyi sonuçtur. Şimdi tahtaya çizdiğim bu şekil hayatımda en çok çizdiğim şekildir. Sanırım 15 düğümlü bir mükemmel ağaç. Yani şanslıysak bunu elde ederiz. Ve buradaki boğumların derinliklerini toplayacak olursanız bu size ağacı aramanın maliyetini verir. Ve özellikle de şu en alttaki N bölü 2 boğumlarının derinliği log N'dir. Bu nedenle hepsi için en azından N log N'yi harcamanız gerekir. Eğer dengeli değilseniz o zaman bu daha da kötü olacaktır. Bunu kanıtlamaya ihtiyaç vardır ama bu doğrudur. Yani her zaman omega N log N değerini alır. Ama başka durumlar da olabilir. Elemanlarınızın sıralı olduğunu biliyorsanız bunu doğrusal sayı karşılaştırmalarıyla da çözebilirsiniz. Ama burada bunu yapamazsınız. Bu soruyla ilgili başka tahmini olan var mı? Evet. Büyük O N kare. Güzel. Neden? Doğru. Çünkü biz N işlem yapıyoruz ve her düğümün yüksekliği en azından N. Yani araya yerleştirdiğimiz eleman başına yaptığımız karşılaştırma sayısı en çok ne? Bu nedenle de bu en fazla ne kare olur? Başka yanıt var mı? Bu algoritmanın ne kare zamanını alma olasılığı var mı? Bu değerin teta ne kare olması için bazı durumlar olabilir mi? Bu eğer sıralı bir haldeyse bu kötü olacaktır. Yani bu zaten sıralanmışsa veya tersten sıralıysa o zaman kötü bir durumda olursunuz. Çünkü şuna benzer bir ağaç elde edersiniz. Bu sıralanmış halidir. Ve sonra hesaplarsınız. Böylece ağaçtaki toplam zaman için tüm düğümlerin derinliğinin toplamını x değiştikçe alırsınız. Durumumuzda bu 1 artı 2 artı 3 artı 4 yani aritmetik bir seri olur. Bunlardan n tane var o zaman da teta n kare olacaktır. Yani n kare bölü 2 gibi bir şey.
Ve bu kötü haberdir. Bu algoritmanın en kötü durumda koşma süresi neye kare olur? Bu size bir yerden tanıdık geliyor mu? Yani algoritmaların en kötü durumda koşma süresinin neye kare olduğu sıralanmış bir durumda. Ama eğer şanslıysak, yani şanslı durumda, o zaman zaten bu sıralanmış dengeli bir ağaçtır. Bu çok iyi olmaz mı? Omega log n yüksekliğinde herhangi bir şey bize n log n zamanda çalışan bir sıralama algoritması verir. Yani şanslı durumda n log n'yi elde ediyoruz. Ama şanssız durumda n kare elde ediyoruz. Ve bu şanssızlık sıralanmış olmaktan kaynaklanıyor. Bu size daha önce gördüğünüz bir algoritmayı hatırlatıyor mu? Çabuk sıralama. Bu algoritmanın koşma süresi, çabuk sıralamanın koşma süresine sıkı sıkıya bağlıdır. Öyle ki bu algoritmanın yaptığı karşılaştırmalar, çabuk sıralamanın yaptığı karşılaştırmalarla tıpatıp aynıdır. Bunu başka bir sırada yapar ama aslında aynı algoritmanın bir şekil değiştirmiş hali gibidir. Buradaki sürpriz de bu. Daha önce çabuk sıralamayı analiz etmiştik. Burada da o çözümlemenin yan faydasını bedelsiz olarak elde edeceğiz. Buradaki ilişki BST sıralamasıyla çabuk sıralamanın aynı karşılaştırmaları başka bir düzende yapmalarıdır. Şimdi daha önce kullandığımız örneği bir kez daha ele alacağım. 3, 1, 8, 2, 6, 7, 5. Şimdi burada bir dizilim var. Bu dizilimin üzerinde çabuk sıralamanın belli bir türünü çalıştıracağız. Burada biraz dikkatli olmam gerekiyor. Aslında çabuk sıralamanın hemen göze çarpan bir versiyonu olacak. Hatırlarsanız uygulamada standart olarak o sıkıcı çabuk sıralamada ilk elemanı bölüntü elemanı olarak alıyordunuz. Bu nedenle burada 3'ü alacağım. Ve sonra 3'ten küçük olan elemanları yani 1 ve 2'yi bölüntünün bir bölümünü alacağım. Ve 3'ten büyük olan elemanları yani 8, 7, 6 ve 5'i alacağım. Ve çabuk sıralamanın bu türünde 8, 6, 7 ve 5 elemanların sıralarını değiştirmeyeceğim. Burada sıranın değişmeyeceğini, sıranın korunacağını söylememiz lazım. Aksi takdirde eşitlik tutmaz. Sonuçta bu bir tür dengeli bölüntü algoritmasıdır ama oldukça kolaydır. Bu çabuk sıralamanın belli bir türüdür ve yakında bunu rastgele hale getireceğiz. Ve bunu rastgele hale getirdikten sonra farklılık ortadan kalkacak. Tamam, şimdi bölüntü elemanınızda yarattığımız soldaki özdenemeye bakalım. Burada birden küçük olan şey sıfır ya da yok. Birden büyük olan şeyler var ki bu değer 2, sonra da bizim bölüntü elemanımız geliyor. Burada işimiz bitti. Bu tarafta da 8 ile bölüntüyü yapacağız. Burada her şey 8'den küçük. Bu durumda 6, 7, 5 elde ediyoruz ve sağ tarafta da bir şey kalmıyor. 6 ile bölüntü uygulayacağız. 6'dan küçük olan değer 5 ve 6'dan büyük olan değer de 7. Ve bunlar da aslında bölüntü elemanları ama çabuk yoldan elde edilirler. Şimdi bölüntü elemanları ile elde edilen bu ağaç şu ağaca müthiş benziyor. Aslında aynı ağaç olması gerekiyor. Adım adım gidersek çabuk sıralama hangi karşılaştırmaları yapıyor? Aslında önce her şeyi 3 ile karşılaştırıyor. Kendisi dışında her şeyi. Şimdi şuraya bakarsanız yeni elemanları araya yerleştirdiğimizde ne oluyordu? Olan şey her seferde bir eleman yerleştirdiğimizde ilk yapılan bunun 3 ile karşılaştırılması. Eğer 3'ten küçükse o zaman sol dallanmaya gidiyor. Eğer 3'ten büyükse o zaman sağ dallanmaya gidiyor. Yani 3 ile olan tüm bu karşılaştırmaları her iki durumda da yapıyoruz. Sonra eğer 3'ten küçük bir eleman varsa bu da 1 ya da 2'dir.
Eğer birse işimiz bitiyor. Burada bir birle karşılaşıyoruz ama ikiyi biriyle karşılaştırıyoruz. Aslında ikiyi araya yerleştirirken üçle karşılaştırıyoruz ama aynı zamanda birle karşılaştırıyoruz. Sonra burada benzeri oluyor. Aynı çabuk sıralamada olduğu gibi. Üçten büyük elemanların durumunda biz her şeyi 8 ile karşılaştırıyoruz. Çünkü burada 8'e göre bir bölüntü yaptık. Şurada ise 3'ten sonra gelen bu 8. 8'i araya yerleştirdiğimizde de her şeyin 8'den küçük olup olmadığını karşılaştırıyoruz ve böyle gidiyoruz. Yani yaptığımız karşılaştırmanın hepsi aynı ama sıraları biraz farklı. Yani 90 derece dönüyoruz. Aslında hoş bir durum. Ve bunun çözümlemede bazı sonuçları ortaya çıkıyor. Özellikle en kötü durum halinde yürütüm süresi teta n kare oluyor. Ve bu da çok heyecan verici değil. Bizi burada gerçekten ilgilendiren rastgele düzenlenmiş hali. Çünkü bu durum iyi sonuç verir. Rastgele hale getirilmiş BST sıralaması rastgele çabuk sıralamanın çok benzeridir. Sonuçta yaptığınız ilk şey dizilimi tek biçimli ve rastgele olarak değiştirmek ve bütün permütasyonları eşit olasılıklı hale getirmektir. Sonra da BST sıralamasını çalıştırırız. Bu temelde rastgele çabuk sıralamanın formüle edilmiş bir halidir. Bundan sonra da rastgele BST sıralaması rastgele çabuk sıralama ile aynı karşılaştırma işlemlerini yapar. Burada kökü rastgele seçiyoruz ve şuradaki çabuk sıralamada da bölüntü elemanlarını rastgele seçiyoruz. Aynı farklılıklar var. Bu nedenle de bu algoritmanın süresi rastgele çabuk sıralamanın aynısıdır. Çünkü her iki durumda da aynı karşılaştırmaları yapıyoruz ve yapılan karşılaştırmaların sayısı eşit. Bu aslında rastgele değişkenler için böyledir. Bu algoritmanın rastgele değişkeni ve koşma süresi şu algoritmanın rastgele süresine ve rastgele değişkenine eşittir. Özellikle de beklenenler birbirine eşittir. Ve bu durumda biz rastgele çabuk sıralamanın n elemanla beklenen koşma süresini biliyor muyuz? Evet. Teta n log n. İyi, burada biraz endişelenmiştim. Tamam, özellikle BST'nin beklenen koşma süresi n log n. Tabii bu sıralama bağlamında çok heyecan verici değil. Sıralamayı burada bu ilişkiyi ortaya çıkarmak için kullandım. Burada bizi ilgilendiren şey ve BST sıralamasını anlatmamın nedeni ağacın nasıl görüneceğidir. Bizim aslında istediğimiz bir arama ağacıdır. Arama ağacı sıralamadan daha fazla şeyler de yapar. N düzeyindeki adımlamalar bir arama ağacında yapılacak sıkıcı işlemlerden biridir. Aramayı bir arama ağacında yaparsanız bu da çok heyecan verici değildir. Aslında elemanları önce sıralarsınız, sonra da bunları bir dizilime yerleştirip ikili arama yaparsınız. Ama ikili arama ağaçlarıyla ikiyle arama dizilimlerini karşılaştırdığınız zaman ağaçların farkı dinamik olarak güncellenebilmelidir. Bu işlemi bugün bu derste yapmayacağız. Daha sonraki problem saatlerinizin bir tanesi de ele alacağız. Şu anda sadece ısınma turları atıyoruz. Diyelim ki elemanlar değişmiyor. Bir ağacı en baştan yapılandırıyoruz. N sayıda tüm elemanlarımız işin başında elimizde var ve biz bunu rastgele olarak yapılandırıyoruz. Yani bu dizilimi rastgele olarak devşireceğiz. Sonra da tüm elemanları bir ikili arama ağacının içine atacağız. BST sıralamasının yaptığı iş budur. Sonra N düzeyinde bir adımlama devreye girer ama bu N düzeyindeki adımlama aslında beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmiyor çünkü zaten bunu çözümlemiştik. Ama eğer işim bitmiş olsaydı bu ders çok kısa olurdu. İstediğimiz şey aslında bir BST'yi rastgele yapılandırmak ve bu algoritmanın yaptığı iş de budur. Bu ağaç rastgele BST sıralamasından ortaya çıkar. Yani basit ağaç araya yerleştirme algoritmasını kullanarak bu elemanların oluşturduğu dizilimi rastgele devşiririz. Buradaki soru, bu ağaç neye benzeyecek? Ve özellikle bundan gerçekten çıkarabileceğimiz bir sonuç var mıdır?
BST sıralamasının beklenen koşma süresi ne log ne? Dikkat ettiyseniz şu ana kadar BST sıralamasının koşma süresinin ne olduğunu birkaç kez tekrarladım. BST sıralamasının N eleman üzerinde toplam süresi tüm düğümler yani X değerleri değiştikçe düğümlerin derinliklerinin toplamına eşittir. Derinlik sıfırdan başlar ve kök elemana kadar gider. Onun ötesinde başka bir karşılaştırma yapmazsınız. Çünkü kök elemanında karşılaştırma yapmazsınız. Tüm karşılaştırmalar derinlik her neyse o boyutta olur. Bu durumda da buradakilerin beklenen cinsinden ne log ne olduğunu biliyoruz. Bu bize ağaç hakkında ne söyler? Yani ağaçtaki tüm düğümler yani x'ler konusunda. Örneğin bu bize ağacın yüksekliği hakkında bir bilgi verir mi? Evet. Doğru, sezgisel olarak bu bize ağacın yüksekliğinin teta log n olduğunu ve n olmadığını söyler. Ama gerçekte bunu bize göstermez. Ve bunu sadece sezgisel olarak ele aldığınızda bunun doğru olmayabileceğini de düşünmeniz lazımdır. Aslında doğru da değildir. Size bunun gerçekte ne olduğunu anlatayım. Şimdi eğer her iki tarafta da bekleneni ele alırsak burada n log n elde ederiz. Yani buradaki beklenen değer n log n'dir. Şimdi burada ise beklenen toplam derinliği elde ederiz ki bu çok heyecan verici bir şey değildir. Şimdi beklenen ortalama derinliğe bir bakalım. Şimdi 1 bölü n'ye bakacak olursam bu ağaçtaki tüm n düğümün x derinliğindeki toplamları alındığında bu tüm düğümler üzerindeki ortalama derinliktir. Burada elde etmem gereken teta n log n bölü n'dir. Çünkü her iki tarafı da n'ye böldüm. Burada kullandığım beklenenin doğrusallığıdır ve bu da teta log n'ye eşittir. Böylece burada karşılaştığım gerçek, beklenen koşma süresinin bana ağacın ortalama derinliğinin log n olduğunu söylediğidir. Ama bu aslında ağacın yüksekliğinin log n olduğu anlamına gelmeyebilir. Şimdi hatırlayacağınız gibi, ağacın yüksekliği herhangi bir düğümün maksimum derinliğiydi. Burada biz ortalama yüksekliği sınırlıyoruz. Şimdi ağaçla ilgili bir örneğe bakalım. Yine en çok sevdiğim resmi çizeceğim. Şimdi burada hoş bir dengeli ağaç var ve diyelim ki sevdiğim ağacın düğümlerinin yarısı kadar veya birazcık fazla. Sonra da bir yapraktan uzayan oldukça uzun bir yol var. Hangisinden olduğu önemli değil. Ve diyeceğim ki bu yolun toplam uzunluğu karekök n'dir. Ve bu da log n'den oldukça büyüktür. Bu yaklaşık log n'dir. Aslında bu log n eksi kök n gibi bir şey olur. Yani bu düğümlerin logaritmik yükseklikleri, logaritmik derinlikleri vardır. Bu ağaçta ortalama derinliği hesaplayacak olursanız birçok düğümün, örneğin n düğümün yüksekliği log n olsun, aşağıda geri kalan en çok kök n sayıda düğümün derinliği de en fazla kök n olsun. Yani bu en çok kök n çarpı kök n olur. Aslında bakarsanız bu yaklaşık şunun yarısı kadardır. Ama bu çok önemli değildir. Yani bunlar ne eder? Böylece bu n log n olur. Affedersiniz. Ortalama derinlik için. Her şeyi n'ye bölmek zorundayım. N log n aslında ortalama yükseklik ya da ortalama derinlik olarak biraz büyük kalacak. Bu durumda buradaki ortalama derinlik log n'dir. Ama ağacın yüksekliği karekök n'dir. Yani bu yeterli değildir.
Ortalama derinliğin log ne olduğunu bilmek yüksekliğin log ne olduğu anlamına gelmez. Ama bugünkü teoremin anlatmak istediği şey, rastgele yapılanmış bir ikili arama ağacının ortalama yüksekliğinin gerçekten de log n olduğudur. BST eşit o log n düzeyindedir. Bilmek istediğimiz de zaten bu. Çünkü bu bize diyor ki bir ikili arama ağacını rastgele yapılandırırsak o zaman bunun içindeki aramayı log n sürede yapabiliriz. Bu sıralama açısından o kadar önemli değildir. Biz bu ağacı oluşturmanın beklenen koşma süresiyle ilgileniyoruz. Ve diyoruz ki bu teoremi kanıtlayabilirsek aramayı çoğunlukla hızlı bir beklenen sürede yapabiliriz. Onun için bugünkü dersin geri kalan süresini bu teoremin kanıtlamasına ayıracağız. Hayal edebileceğiniz gibi bu oldukça şaşırtıcı olacak. Bu çabuk sıralama ya da benzeri durumlarda önemli bir olasılık çözülmemesi olacak. Şimdi eğer teoremle ilgili başka sorular yoksa ben kanıtlamanın çerçevesiyle işe başlayacağım. Ne kanıtlamak istediğimiz aslında oldukça açık olmalı. Şu ana kadar gördüğümüz çözümlemelerin hepsinden daha garip bir çözümleme olacak. Ve burada bir rastgele değişkenin üstenini almayı kullanarak güzel bir numara yapacağız. Ve bunu yapabilmemiz için de Jensen'in eşitsizliği denilen bir gereç kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu gereci ya da aracı kanıtlayacağız. Genelde olasılık araçlarını ya da yöntemlerini kanıtlamayız. Ama bunu kanıtlayacağız. Çok zor iş değil. Ayrıca temel bir çözümlemedir. Şimdi ön kıram diyor ki eğer elimizde dış bükey bir fonksiyon f varsa ve bunun ne demek olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor ama eğer unuttuysanız bunun tanımını birazdan yaparım. Eğer elinizde dış bükey ya da konveks bir fonksiyon f ve rastgele bir x değişkeni varsa beklenenin f'si en çok o rastgele değişkenin f'sinin beklenenidir. Bununla ilgili yeterince düşünün ve sezgisel olarak dış bükeye yakın bir fonksiyonu çizin. Ama biz bunu kanıtlayacağız. Bunun bize sağlayacağı kolaylık, ağacın yüksekliğini gösteren rastgele değişkeni çözümlemek yerine burada x n'ye rastgele değişken diyelim. Rv yani rastgele değişkenin kısaltması BST'nin n sayıdaki düğümde yüksekliğinin rv'si eşit xn. Bu çözümleyeceğimiz yapılanma olacak. Şimdi bu istenen rastgele değişken olan xn'yi çözümlemek yerine, pardon buradaki x büyük harfle yazılmalıydı. xn'nin herhangi bir dış bükey fonksiyonunu çözümleyebiliriz. Ve burada bunun üstel halini çözümleyeceğiz. Şimdi xn'yi 2'nin xn'inci kuvveti olarak tanımlayacağım. Şimdi buradaki önemli soru bunu yapmakla niye uğraştığımızdır. Yanıt çünkü bu çalışır ve eğer xn'yi çözümlemeye kalksaydık o zaman çalışmayacaktı. Bununla ilgili sezgisel bir şeyleri ileride göreceğiz ama çok da sezgisel olmayacak. Buradaki çözümlememizde bu ek kurnazlığa ihtiyacımız var. Önce yn'nin beklenenini sıralayacağız ve o noktadan sonra Jensen'in eşitliğini kullanarak xn'in bekleneni konusunda bir sınır elde edeceğiz. Bu oldukça katı bir sınır olacak. Bunun nedeni eğer üstleri belli sabit faktörler boyutunda sınırlayabilirsek bu durumda xn'i daha iyi sınırlayabiliriz. Çünkü xn'i elde etmek için logaritma kullanırız. Burada aslında sabitin de ne olduğunu hesaplayacağız. Şimdi bu kanıtlamanın özünde olan şey yn'nin beklenen süresinin n küp düzeyinde olduğudur. Burada sabitin ne olduğunu gerçekte bilmiyoruz ve buna ihtiyacımız da yok. Sonra bu parçaları birleştireceğiz. Haydi şimdi bunu yapalım.
Bizi ilgilendiren şey XN'nin bekleneni, yani ağacımızın yüksekliğidir. Bulacağımız şeyler bununla ilgili olacak. Şimdi şurada yatay boyutta biraz boşluk bırakın. 2'nin XN kuvveti düzeyinde bir beklenen elde ederiz. Bu YN'nin beklenenidir. Ve bunun da N küp düzeyinde olduğunu öğrendik. Jensen'in eşitsizliği bize der ki, eğer bu 2 üzeri x fonksiyonunu alırsak ve bunu şuraya uygularsak, sol tarafta 2'nin e x n'inci kuvvetini elde ederiz. Yani biz 2'nin e x n'inci kuvvetinin en çok 2'nin x n'inci kuvvetinin e'si olabileceğini elde ederiz. Şimdi elimizde bir sınır var. Bu durumda deriz ki 2'nin e x n'inci kuvveti en çok n küptür ve her iki tarafında logaritmasını aldığımızda e x'in en çok n küpün logaritması olduğu sonucu çıkar. Şimdi ben bunu komik bir şekilde yazacağım ve diyeceğim ki n küp düzeyinin logaritması bize sabiti verecek. Bu 3 log n artı o1 olacaktır. Böylece rastgele yapılanmış bir ikili arama ağacının beklenen yüksekliğinin n düğüm üzerinde kabaca en çok 3 log n olabileceğini kanıtlayacağız. Bununla ilgili ileride daha fazla şey söyleyeceğim. Şimdi siz çözümlemenin sonunu gördünüz. Tabii bu bir ön ima ya da ön belirtidir. Şimdi bu yukarıdan aşağı yakılışımdır. Buradaki adımların ne olduğunu şimdi görüyorsunuz. Şimdi buradaki adımları teker teker ele almamız gerekir. Adım 1, bir parça uğraştırır ama kolaydır. Çünkü basit temel şeylerdir. Adım 2, sadece bir tanımlama yaptık ve işimiz bitti. Adım 3, herhalde en zor kısmıdır. Adım 4, zaten yapmıştık. Şimdi birinci adımla başlayalım. İlk yapmamız gereken şey dış dikey bir fonksiyonu tanımlamaktır. Çünkü tanımlama ile oldukça fazla uğraşacağız. Şimdi bu gerçek bir çözümlemeden çıkan bir kavram olacak. Eğer ilgili çözümleme dersini almadıysanız burada çözümleme kalkülüs yerine kullanılacak takma sözcük gibi olacak. Kalkülüs dersinde dış dikeylerin ne olduğunu görmüş olmanız gerekirdi. Bir dış dikey fonksiyon şuna benzer bir şeydir. Tamam, iyi oldu. Bu kavramı resmi hale getirmenin bir yolu eğri üzerindeki iki noktayı ele almaktır. Bu evrede sadece gerçek değerleri ele alan fonksiyonlarla ilgileniyorum. Onun için şöyle görünecektir. Bu bir şeylerin f'sidir ve burası da o bir şeylerdir. Bu eğrinin üzerindeki iki noktayı aldığımda ve bu iki nokta arasında bir doğru çizdiğimde bu doğru her zaman o eğrinin üzerinde bir yerde olur. Dış dikeyliğin tanımı budur. Bunun geometrik bir kavramı da vardır ama temelde aynıdır. Ama fonksiyonlar açısından bu doğru dilimin eğrinin üzerinde yer alması gerekir. Bu parçanın dışındaki doğru parçaları eğrinin üzerinde yer almaz. Eğer bunu daha da uzatırsam o zaman eğrinin altına doğru geçecektir. Ama bu dilimde parça eğrinin üzerinde kalmalıdır. Şimdi bunu biraz daha tanımlanır bir hale getireceğim. Buna x diyeceğim. Böylece şu fx olacak ve buna da y diyeceğim. Bu da fy olacak. Buradaki iddiam x ile y arasında herhangi bir sayıyı alıp baktığımda eğrinin üzerindedir diyebilmektir. Bu noktanın karşılığı doğru parçamda şuradadır. O noktanın y değeri bu durumda şuradaki y değerinden daha büyük ya da ona eşit olmalıdır, değil mi? Bu noktanın hesaplanmasında biraz geometriye ihtiyacımız olacak. Aynı zamanda eminim ki bu bir çözümleme konseptidir. Ama ben geometriye daha yakın olduğum için buna geometri diyorum. Eğer elinizde P ve Q gibi iki nokta olursa ve bunların arasındaki doğru parçasını parametrize etmek isterseniz, ki ben burada şu iki nokta arasını parametrize etmek istiyorum, bunu yapmanın yolu bir doğrusal kombinasyon ya da birleştirmedir. Eğer biraz doğrusal cebir biliyorsanız, doğrusal birleşim şöyle bir şeye benzer. Burada affine combination ya da ilgin bileşim denen bir kavramı ele alacağız. Bu kavram çerçevesinde alfa artı beta eşit 1 olur.
Bunun sonucunda böyle noktaları ele aldığınızda alfa gibi bir sayıyı P noktasıyla çarparsanız, buna beta gibi bir sayıyı Q noktasıyla çarparsanız ve elinizde alfa artı beta eşit 1 vardır. Eğer bütün bu noktaları alırsanız o zaman buradaki bütün çizgiyi elde edersiniz ve bu biraz karışıktır. Ama biz tüm çizgiyi istemiyoruz. Eğer alfa ve beta'nın negatif olmaması sınırlamasını getirirseniz o zaman şu doğru parçası elde edilir. Böylece bu alfa ve beta'yı 0 ile 1 arasında değerler almaya zorlar. Çünkü bunların toplamı zaten 1'dir ve tabii negatif değillerdir. Bu nedenle burada yapacağımız şey alfa x artı beta y'yi ele almaktır. Bu bizim şu iki sınır arasındaki noktamız olacaktır. Alfa artı beta eşittir 1 ve alfa artı beta büyük eşit 0. Böylece şu nokta bunun f'si haline gelir. Bu f alfa çarpı x artı beta çarpı y olur ve bu noktada fx ile fy arasındaki doğrultusal interpolasyon ya da iç kestirimdir ki aslında ötekiyle aynıdır. Yani alfa fx artı beta fy'dir. Tamam, buraya kadar sezgiseldi. Eğer bunu tam anlamıyla takip edemediyseniz çok da üzülmeyin. Çünkü burada ilgilendiğimiz şey bir takım olguları kanıtlamakta sembolik bir yanıt almaktır. Ama bunun geldiği yer budur. Şimdi tanımı yapalım. Bunun fonksiyonu dış bükeydir. IR içindeki tüm x ve y değerleri için alfa ve beta büyük eşit 0 olması ve alfa artı beta eşittir 1 olması durumlarında f parantez içinde alfa x artı beta y alfa fx artı beta fy'den daha küçüktür ya da ona eşittir. Bu sadece buradaki y koordinatının şu y koordinatından daha küçük ya da ona eşit olması demektir. Ama bu şeklin arkasındaki sembolizmadır. Şimdi Jensen'in eşitsizliğini kanıtlamak istiyoruz. Aslında daha tam doğru da değiliz. Önce basit bir ön kıramı kanıtlayacağız. Sonra Jensen'in eşitsizliğini kanıtlamak daha kolay olacak. Şimdi kanıtlayacağımız şey şudur. Burada dış bükey fonksiyonlarla ilgili bir ön kuram var. Bunu daha önce görmüş olabilirsiniz. Ama bu Jensen eşitsizliği için çok önemli olacak. Bunun iki şey yerine N şeyin ilgi birleşimleriyle ilgili bir tanımlama olduğunu düşünün. Farz edin ki elimizde N adet gerçek sayı var. Ve N tane alfa i değerimiz var. Ve bunlar alfa 1'den alfa n'ye kadar devam ediyor. Bunların hiçbirisi negatif değil. Ve bunların toplamı da 1'e eşit. Yani alfa k'nın toplamlarının k eşit 1'den n'ye kadar değiştiğinde 1'e eşit olduğunu söylüyorum. Evet, varsayımlarımız bunlar. Sonuç aynı şey ama biz tüm k'ları hesaba katarak bunu toplayacağız. Böylece k eşit 1'den n'ye kadar olan bir değişimde alfa n çarpı x n'nin toplamlarının f fonksiyonunun karşısında alfalar çarpı f'lerin k eşit 1'den n'ye kadar artarken olan toplamları olacak. Dış bükeyliğin tanımı şuradaki tanımlamadır ama burada n eşit 2 durum vardı. Burada alfa 1 ve alfa 2 beta'dır. Bu aslında genel n için bir varsayımdır. Ve bunu daha komik bir şekilde yorumlayabilirsiniz ama ben bu işe girmeyeceğim. Hayır, niye girmeyeyim? Ben bir geometriciyim. Bu eğrinin üzerinde birkaç noktayı aldınız diyelim. Bu noktaların tanımladığı poligonu alırsınız. Bunlar doğru parçalarıdır. Bunun içine alırsınız. Bunun gibi bir ilgin bileşim oluşturursanız poligonun içindeki veya sınırındaki bir noktayı elde edersiniz. Buradaki iddia bütün bu noktaların eğrinin yukarısında olduğudur. Tekrar ediyorum, sezgisel olarak güzel kanonik bir dış bükey eğri çizerseniz bu doğrudur ama aslında cebirsel olarak da doğrudur. Bu her zaman iyi bir şeydir. Bu teoremi ya da bu ön kuramı nasıl kanıtlayacağımız konusunda öneriler var mı? Aslında çok kolaydır. Bunu kanıtlamak için kullanacağınız teknik ne olabilir?
Tek kelime. TÜME varım. Bu her zaman iyi bir yanıttır. Evet, TÜME varım size ben buradayım diye seslenecektir. Çünkü bunun ne eşit iki durumda dış bükeyliğin tanımı kapsamında doğru olduğunu biliyoruz. Taban durumumuzda oldukça net. Aslında burada daha da basit bir taban durumu var. Bu durumda ne eşit 1'dir. Eğer ne eşit 1 ise elinizdeki 1'e eşit olacak şekilde toplanacak tek sayı olduğundan alfa 1 de 1 olur. Böylece burada herhangi bir şey olmaz. Bu başka bir yaklaşımda bir kere x1 en çok bir kere fx1 olur demektir. Ve bu da eşitlik anlamında çok heyecan verici bir şey değildir. Yani bu durumda aslında ne eşit 2 taban durumuna bile ihtiyacımız yok. Şimdi ilginç olan kısım aslında daha tam anlamıyla ilginç de değil ama bizim TÜME varım adımımızdır. Bu TÜME varım tekniğinde iyi bir pratik olacak. Şimdi bizim ilgilendiğimiz şey doğrusal birleşimin f fonksiyonu yani alfa k çarpı xk ilgin bileşiminin tüm k değerleri üzerindeki toplamının fonksiyonudur. Şimdi tüme varımı uygularız. Tüme varımsal olarak bildiğim diyelim ki şu f toplamı n'ye kadar gitmek yerine n-1'e kadar toplanıyor. Bundan daha küçük her toplamda işi tüme varımla çözebilirim. Bu durumda yapacağımız şey n'nin terimden kurtulmaya çalışmaktır. Bu değeri ayırmak istiyorum. Ve tabii daha önce ilgin bileşimlerle uğraştıysanız bu da çok doğaldır. Ama biraz cebir gerektirir. Yani bu alfa k çarpı x k terimini buradan ayırmak istiyorum. Ve onun dışında da bunu bir ilgin bileşim yapmak istiyorum. İşte numaramız burada. Affedersiniz burada f olmayacak. Eğer bu son terimi çıkarırsam alfa k'ların 1'den n-1'e kadar olan toplamları 1'e eşit olamaz. Daha küçük bir şeye eşit olabilir. Bu nedenle bu terimi hemencecik çıkaramam. Burada bir numara yapmam lazım. X k gibi. İyi. Bunun neden doğru olduğunu görebilirsiniz. Çünkü 1 eksi alfa n'ler birbirini götürür ve böylece ben sadece alfa k x k elde ederim. Tabii k'nın 1'den n eksi 1'e kadar olan artan değerleri için. Artı alfa n x n terimi olur. Şimdi ben burada herhangi bir şey yapmadım. Bunlar birbirine eşit ama şimdi elimde garip bir özellik var. Bir tarafta bu iki sayı yani alfa n ve 1 eksi alfa n 1'e eşit oluyor ve öteki tarafta da her şeyi doğru yaptıysam bu sayıların toplamı da 1'den n eksi 1'e kadar 1'e eşit oluyor. Bunların toplamı neden 1'e eşit oluyor? Çünkü bu sayıların toplamı 1 eksi alfa n'ye eşit çıkmıştı. İki tarafı da 1 eksi alfa n'ye bölersem bunların toplamı 1 olur. Şimdi elimde iki tane ilgin bileşim var. Şimdi bildiğim iki şeyi uygulayacağım. Bildiğim bu ilgin bileşimin çalışacağıdır. Bir dakika. Neden çalışacaktır? Bunun alfa n f x n artı 1 eksi alfa n çarpı bu saçma fonksiyon olduğunu nasıl söyleyebiliyorum? Haydi yanıt verin. Bunun iki olası yanıtı var. Bunlardan bir tanesi doğrudur ve bir tanesi yanlıştır. Peki bunlardan hangisi olacak? Bunun küçük eşit olması gerekiyor. Bu önemlidir. Bakın tahtada yazıyor. Çok zor olmamalı. Burada bunu bir büyük x değeri gibi değerlendiriyorum. Yani elimde bir x n ve bir de saçma bir x var. İstediğim şey bu iki büyük x değerinin ilgin bileşiminin en çok şu x değerlerinin fonksiyonlarının ilgin bileşimlerine eşit olması. Öyle mi? Bu aslında n'nin
2'ye eşit olma durumundaki tümevarım hipotezidir diyorsunuz ama biz maalesef ne eşit 2 durumunu özel bir taban durumu olarak kanıtlamadık. Bu nedenle burada tümevarımı taban durumu ile ilgili olarak kullanamam. Eğer siz n'nin 2'ye eşit olması taban durumunu kanıtladıysanız bunu yapabilirsiniz. Ama burada bunu yapamayız. Bu durumda diğer yanıt dış bükeyliktir. Doğru cevap V, o da işte burada. Yani F dış bükeydir. Bunun doğru olduğunu, herhangi iki x değeri için geçerli olduğunu biliyoruz. Tabii bu ikisinin toplamının 1 olması durumda. Yani bunun doğru olduğunu biliyoruz. Tabii bu tümevarımı uyguladığımız durumda oluyor. Şimdi bu sağdaki terimle tümevarım yoluyla oynayacağız. Dikkat edin, daha önceden n'nin 2'den daha büyük bir tam sayı olabileceğini bilmiyorduk. Ama n'nin n-1'den daha büyük olduğunu biliyoruz. Bu kadarından emin olabilirim. Böylece bu 1 eksi alfa n kere k'nın 1'den n-1'e kadar olan artışında alfa k bölü 1 eksi alfa n kere f x k'nın toplamlarıdır. Eğer bunu doğru yazdıysam. Tümevarım hipotezi yoluyla bu alfa k'lar bölü alfa k bölü 1 eksi alfa n toplamının 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Burada bu 1 eksi alfa n'ler birbirini götürür ve istediğimizi elde ederiz. Bu k'nın 1'den n'ye kadar olan artımında alfa k fxk toplamlarına eşittir. Böylece toplamın f'sinin en çok toplamların f'lerine eşit olduğu sonucunu elde ederiz. Bu da bizim ön kuralımızı kanıtlamış olur. Evet, biraz dağınık oldu ama her adım kendi içinde oldukça açıktı. Katılıyor musunuz? Bu noktadan sonra artık Jensen'in eşitsizliğini kanıtlamak oldukça kolay olacak. İşte sihir buradaydı. Ondan sonra da beklenenin çözümlemesini yapmaya başlayacağız. Burada da bizim iyi dostlarımız olan göstergesel rastgele değişkenleri kullanacağız. Ama ondan önce şimdi bu söylemin doğruluğunu kanıtlamak zorundayız. Eğer elimizde bir dış bükey fonksiyon varsa beklenenin f'si en çok şu rastgele değişkenin f'sinin beklenenine eşittir. Tamam, bu bir rastgele değişken değil mi? Eğer bu rastgele değişkenden örnekleme yapmak isterseniz büyük x'ten örnek alırsınız ve f'yi buna uygularsınız. Bu fx simgeleminin anlamı budur. Çünkü x bir rastgele değişkendir. Burada f'nin dış bükey olması özelliğini kullanacağız. Bu aslında beklenenin tanımını hatırlarsanız o kadar zor değildir. Bir dakika. Burada bir varsayım daha yapmak istiyorum ve bu varsayım da x'in integral yani tümlelik olduğudur. X bir tam sayı, rastgele değişkendir. Yani tam sayı değerlerini aldığı anlamına gelir. Şimdi bizim bütün ilgilendirimiz bu çünkü biz koşma sürelerine bakıyoruz. Bu anlatım aslında sürekli rastgele değişkenler için de doğrudur ama ben burada discrete yani ayrık durumlara bakmak istiyorum. Çünkü bu durumda e, fx'i yazabilirim. Evet, e, fx'in tanımı nedir? X sadece tam sayı değerleri alabiliyor. Bu oldukça kolay ama bunu hep aklınızda tutmanız gerekir. Aslında bu iyi bir alıştırma olacak. X hakkında fazla bir şey bilmiyorum. Sadece tam sayı değerleri aldığını biliyorum. X'in beklenenini nasıl genişletebileceğim konusunda önerisi olan var mı? Bunu ezbere bilen kaç kişi var? O zaman işimiz kolay olmayacak. Aslında beklenenin olasılıklarla ilgisi var, değil mi? Bu durumda bakmam gereken büyük x'in olasılığının bir x değerine eşit olması durumu olabilir. Bu yapılacak iyi bir şey gibi görünüyor. Buraya başka ne gelebilir?
bir toplam. Evet, bu toplamda x eksi sonsuzla artı sonsuz arasında herhangi bir yerde olabilir. Bu gerçekten de doğrudur. Ve elimizde biraz daha bir şeyler var. Burada eksik olan bir şey var. Bu toplam nedir? Bu toplam rastgele değişken olan x'in tam sayı değerleri alması durumunda hangi sonucu verir? 1 verir. Güzel. Bu durumda buraya bir şey daha eklemem lazım. Yani x'i eklemem lazım. Evet, beklenenin tanımı işte budur. Şimdi bir şeylerin toplamı olan f, buradaki katsayıların toplamı 1'e eşitse biraz önce kanıtladığımız ön kırama çok benzer olacaktır. Biz bunu sonsuz olmayan durumda kanıtladık ama sonuç öyle çıkar ki tüm tam sayıları alsanız bile bu doğru olur. Şimdilik bunu sadece varsayacağım. Elimde bu olasılıklar ve toplamları 1'e eşit olan şu alfa değerleri var. Bu nedenle şu eşitsizliği kullanabilirim. Ve bu en çok x'in eksi sonsuzla artı sonsuz arasında değişen değerlerinde yapılacak toplamalarım var. Bu işlem altındaki alfalar büyük x'in küçük x'e eşit olma olasılıkları çarpı fx olur. Evet, işte budur. Ben buraya kadar ön kuramı kullandım. Şimdi belki ön kıramı silebilirim. Ama dikkat ederseniz burada bir hile yaptım. Aslında ön kıramının sayılabilir versiyonunu kullandım. Bu durumda sadece sonsuz olmayan durumu kanıtlayabilirim. Ama bu derste yapabileceğimin en fazlası bu olabilir. Bu ön kuramımız. Şimdi burada kanıtlamak istediğim şey bu toplamanın en çok e fx olduğudur. Aslında buna eşittir. Baktığınız zaman da eşit gibi görünüyor değil mi? Elinizde bir takım olasılıkların toplamı kere fx var. Bu aslında fx'in tanımı gibi görünüyor ama öyle değil. Burada biraz dikkatli olmanız lazım. Çünkü e fx'in aslında fx'in belli bir değere eşit olma olasılığını göstermesi gerekir. Bu ikisini şöyle ilişkilendirebiliriz. Çok zor bir şey değil. F'nin aldığı tüm değerlere bakabilirsiniz. Ve ondan sonra da x'e eşlemlenebilecek tüm k değerlerine bakabilirsiniz. Yani fk'nın x'e eşit olduğu bütün k değerlerinin toplamında x'in k'ya eşit olduğu olasılığı ele alabilirsiniz. Bu f büyük x'in x'e eşit olma olasılığının başka bir anlatım biçimidir. Böylece başka bir anlatımla terimleri özel bir şekilde grupluyorum. Diyorum ki f büyük x bazı değerler alıyor. Burada bir düzeltme yapmam akıllıca olur. Daha önce k'ları tanımsız kullanmıştım. Bu nedenle şunlara başka bir şey diyeyim. Burada bunlara y diyeyim. Affedersiniz. Burada simgelemi değiştiriyorum. Ama böyle daha anlamlı olacak. Büyük x'in x'e eşit olması olasılığına bakmalıyım. Burada beni ilgilendiren bu f büyük x değerlerinin hangi değerleri aldığıdır. Buna y diyelim ve y'nin f olabilecek hangi değerleri aldığına bakalım. Bu f'nin aralığıdır. Sonra x'in bütün değerlerine fx'in y'ye eşit olması durumunda bakacağım. Bu olasılıkların hepsini toplayacağım. Çünkü burada x'in değişik değerleri olduğunda bunlar bağımsız olaylardır. Böylece f büyük x'in y'ye eşit olma olasılığı bu toplam alacak. Buradaki büyük x'tir. Bu küçük y'dir. Ve sonra bunu y ile çarparsam o zaman f büyük x'in beklenenini elde ederim. Şimdi bu konuda düşündüğünüzde bu iki eşitsizliğin geçerli olduğunu görürsünüz. Bu burada biraz garip görünebilir. Çünkü şu toplamlar potansiyel olarak sonsuz olabilir. Ama doğrudur. Ve böylece Jensen'in eşitsizliği kanıtlanmış olur. Gördüğünüz gibi o kadar da zor değildi. Birkaç tahta tuttu ama temelinde bu güçlü dış bükeylik ön kıramı vardı.
Yani burada sadece dış bükelliği kullandık ve aynı zamanda EX'in tanımını kullandık. Dış bükelliği kullandık ve bu bize küçük F'leri içeri alma şansı verdi. Sonra bu terimleri tekrar grupladığımızda gördük ki çıkan E, FX'miş. Yani burada tek işlevsizlik dış bükellikten kaynaklandı. Evet, şimdi sırada algoritmalar var. Şu ana kadar sadece temel olasılık olgularıyla uğraştık ve bu size iyi bir pratik sağladı. Bununla testlerde karşılaşabilirsiniz, onun için şaşırmayın. Bu benim için de bir çözülmesi gereken durumdu. Algoritmalar söz konusu olunca sezgiye çok ihtiyacınız olur. Herhangi bir şey algoritma ile ilgili olunca bu yaklaşım çok akılcıdır. Çünkü bildiğiniz gibi bazı şeylere dayanmak durumundasınız. Çünkü siz bilgisayar bilimcilerisiniz veya o türden bir şeysiniz. Bu dersin kapsamında siz bilgisayar bilimcilerisiniz. Ama burada olduğu gibi temel olasılıklar işin içindeyse ve siz de matematikçi değilseniz bu daha da az sezgisel bakış yaratır ve anlaması o kadar kolay değildir. Ve testlerde hız oldukça önemlidir. Final sınavınızda da hız önemli olacaktır. Ev ödevleri size kesinlikle zarar vermez. Ev ödevi sınav tarzı enteresandır. Çünkü akıllı olmayı gerektirir. Aslında yaratıcı olmak zorundasınız ve bu algoritma tasarımını gerçekten sınayan bir durumdur. Şu ana kadar sadece çözümleme yetimizi sınadık ve olasılıklarla ne kadar çalışabileceğimizi gördük. Yani örneğin rastgele çabuk sıralamanın koşma süresi neydi, hatırlıyor musunuz gibi şeylerle uğraştık. İkinci test aslında yaratıcılığınızı sınayacak. Çünkü daha fazla zamanınız olacak. 2 saatte yaratıcı olmanız biraz zordur. Evet, sonuçta rastgele yapılandırılmış bu ikili arama ağacının beklenen yüksekliğini çözümlemek istiyoruz. Bunu daha önceden tanımlamıştım ama tekrar edeyim. Bu 1 sene önce bu dersin en başındaydı. Ben N düğümü olan rastgele yapılandırılmış bir ikili arama ağacının yüksekliği ile ilgili rastgele değişkeni alacağım. Yani buradaki N değerleri rastgele haldedir ve bir rastgele permütasyon kullanarak bu değerleri soldan sağa doğru ağacın içine yerleştireceğim. N yükseklikte bir ağaç elde ederseniz, her düğümün maksimum derinliği nedir? Büyük X N'e fazla bakmayacağım. Bunun yerine büyük X N'in üstel haline bakacağım. Bu durumda hala bir şeyler sezemeyebiliriz. Ama 2'nin X N'in üsteli bir dış bükey fonksiyonudur ve şöyle görünür. Bu oldukça diktir. Bu yapabileceğim en iyi çizim. Histogramı nasıl çizdiğimi görmüştünüz. Bundan sonra bu rastgele değişkeni cebir ile bir şeyler olarak yazmak istiyorum. Bu yöntemde ana uygulama bunu durumlara bölmektir. Bu bizim takip ettiğimiz genel yoldur. Çünkü burada olup biteni anlatan çok fazla senaryo vardır. Yani bir ağacı en baştan nasıl yapılandırmaya başlarız? İlk yaptığımız şey birinci düğümü ele almaktır. Bunu çizimimize koyarız ve kök yaparız. Yani dizinimizdeki ilk değeri, ki daha önceden bunun sıralamada nereye geleceğini bilmeye imkan yoktur, kök olarak tanımlarız. Ve bu kök olarak kalır. O noktadan sonra hiçbir şekilde kökü değiştirmeyiz. Bu evreden sonra kalan elemanların bir kısmı kök değerlerinden daha küçüktür. Onun için onlar buraya gelir. Şimdilik kökteki bu değeri R diyelim. Ve bunların bazıları da R'den büyüktür. Onlar da şuraya gider. Belki burada da daha fazla eleman vardır. Belki de şurada, kim bilir. Rastgele bölüntüleme, daha doğrusu tek biçimli rastgele bölüntüleme çerçevesinde, ki bunun size tanıdık gelmesi gerekiyor, burada k sayıda elemanın olması ve şurada da n eksi k sayıda elemanın olmasının olasılığı herhangi bir k değeri için eşittir. Çünkü bu seçim tek biçimli yapılmıştır. Kök tek biçimli olarak seçilmiştir. Rastgele bir permütasyon içindeki ilk elemandır. Bu nedenle bunu kullanarak parametreler oluştururum. Burada kaç eleman var ve şurada kaç eleman var? Bu bir rastgele yapılanmış ikili arama ağacı olduğundan şurada kaç boğum olacağı belirlenmiştir. Çünkü kimin solda kimin sağda yer alacağı R seçimine bağlıdır. Ve böylece çabuk sıralamadık gibi bölüntülemelerimi yapabilirim. R'nin solunda ve sağında kalan elemanları kullanarak öz yenileme ile rastgele yapılandırılmış bir ikili arama ağacını iki alt permütasyon olarak kuramlarım. Çünkü tek biçimli permütasyonun alt permütasyonları da tek biçimlidir. Yani sonuçta bunlar öz yenilemeli problemlerdir ve biz öz yenilemeli problemleri nasıl çözüleceğini biliyoruz. Bütün bulmamız gereken burada k eksi 1 elemanın olduğu ve şurada da n eksi k elemanın olduğu. Ve bu R'nin k rütbesinde olduğu anlamına gelir.
Hatırlarsanız rütbeyi ben sıralanmış dizilimlerin dizini bağlamında kullanıyorum. Şimdi nereyi kullanmalıyım? Eğer kök R'nin rütbesi K ise ve bu da rastgele olan bu olayın durumu ile ilgili bir veri ise, o zaman X'de eşit 1 artı maksimum XK eksi 1 çarpı X ne eksi K olur. Çünkü bu ağacın yüksekliği her iki alt ağacın maksimum yüksekliklerinin toplamı artı 1'dir. Çünkü en yukarıda bir düzeyimiz daha var. Yani yapılması gereken doğal şey budur. Ama çözümlemeye çalıştığımız yn. Bu nedenle yn'yi 2'nin bir kuvveti cinsinden yazmanız gerekiyor. Böylece bu 2 kere 2'nin maksimum x k eksi 1'inci kuvveti, ki bu y k eksi 1'dir, kere 2'nin şu değerli kuvveti, ki bu da y ne eksi k'dır. Şimdi burada neden x'lerin yerine y'lerle ilgilendiğimizi görmeye başlayabilirsiniz. Çünkü bildiğimiz şeylerle uğraşmak isteriz. Biz öz yönelimi çözmeye çalıştığımızda, örneğin beklenen koşma süresiyle ilgili bir şeyi çözmeye çalıştığımızda, ki daha burada bekleneni hesaplamadık ama çabuk sıralamanın beklenen koşma süresini hesaplamaya kalktığınızda biliyoruz ki elimizde iki kere bir şey olur. Yani birden fazla öz yönelimli alt problem vardır ve bundan sonra birbiriyle toplanır. Burada bir adet iki faktörü var. Burada da bir maksimum var. Ama sezgisel olarak biz rastgele değişkenleri bir sabitle nasıl çarpacağımızı biliyoruz. Çünkü burada iki tane birbirine yaklaşık eşit öz yönelimli alt problem var. Bunlar ne olduklarını bilmesek de şu ikisinin maksimum kadar. Ama burada artı bir var ve bunu nasıl kullanacağımızı henüz bilmiyoruz. Diğer taraftan bizim kullandığımız teknikler öz yönelimli çözümlerin sabit faktörlere kadar olan durumlarında oldukça iyiler. Öte yanda bu artı bir değeri bizim sabit faktörümüzü çok fazla etkilemeyecek gibi görünüyor. Ama bu önemli bir sorun olabilir. Çünkü üstel uygulamalarda bu iki faktörüne yol açar. O nedenle burada şu artı bir değerinin ne olduğunu görmek o kadar kolay değildir. Şimdi benim burada x ne ile yapacağım gözlemler ve bunu evde denerseniz bu artı bir değerinin kendinden yok olacağını ve size bir sıralama getirmeyeceğini görürsünüz. Bunu sadece kanıtlayamazsınız. Ama iki faktörüyle oldukça iyi durumda oluruz çünkü bununla nasıl başa çıkabileceğimizi biliyoruz. Bu kanıtlamayı bitirince neden xn yerine yn kullandığımızla ilgili söyleyeceğimiz başka şeyler de olacak. Ama şimdilik sadece yn'yi kullanacağız. Böylece bu bir tür öz yenileme ama sadece bu olaya uyarlanmış. Peki bunu her zaman geçerli olan bir anlatım haline nasıl getirebilirim? Pardon? Olayın olasılığına belirerek mi? Hem evet hem hayır. Doğru. Bu iki olay birbirinden bağımsız ya da daha iyi bir anlatımla olasılıkları birbirine yakın, tamamıyla birbirinden bağımsız değiller. Aslında bir tanesi ötekileri belirliyor. Bu durumda bu tip bir olguyu cebirle nasıl tanımlayabilir, nasıl ifade edebilirim? Göstergesel rastgele değişkenlerle. Güzel. Eski arkadaşlarınız göstergesel rastgele değişkenleri hatırlıyorsunuz değil mi? Bütün bu analizler hep göstergesel rastgele değişkenleri kullanır. Bu olayı da onlarla anlatacağız ve buna ZNK adını vereceğiz. Değeri eğer kökün rütbesi K ise 1 olacak. Diğer durumlarda 0 olacak. Böylece özellikle bütün K değerleri denendiğinde N'nin belli bir değerinde bunların olasılıkları eşit olacaktır. Bunun 1'e eşit olma olasılığı aynı zamanda göstergesel rastgele değişkeninde beklenilidir ki bunu biliyor olmanız lazım. Beklenen ya 1 ya da 0 olabilir. Beklenende 0'ın bir etkisi olmaz. Bu nedenle sonucun 1 bölü N olacağını sanıyorum. Tabii eğer doğru işlem yaptıysam.
Bu durumda kökün rütbesinin ne olacağı konusunda n sayıda olasılık vardır. Bu tek biçimli bir permütasyon olduğundan bunların her birinin olasılığı eşittir. Böylece şimdi bu şartlı anlatımı bir toplam olarak yazabilirim ve bu toplamda ZNK'lar hangi durumda olduğumu seçmeme izin verirler. Şimdi YN eşittir toplam K birden N'ye kadar ZNK parantez 2 kere Y eksi K1 ile Y N eksi K'nın çarpımlarının maksimumu parantez değerlerini alır. Şimdi eski arkadaşımız yineleme ile karşılaştık ve bunu çözmemiz gerekiyor. Ama bunu şu evrede çözemeyiz çünkü bu bir rastgele değişkendir ve öz yinelemeli rastgele değişkenlerden bahsediyoruz. Onun için önce her iki tarafında beklenenini ele almamız lazım. Sınırlayabileceğimiz tek şey de bu olabilir. Yn şanssız bir durumda n kare olacaktır. Affedersiniz n kare olmayacaktır. Aslında n kare de olabilir ama eğer şanssızsak 2 üzeri n'ye doğru da gidebilir. Çünkü x n, n boyutunda yani ağacın boyutu kadar olabilir. Ve yn de 2'nin bu değerdeki kuvvetidir. Yani 2 üzeri n'ye ulaşabilir. Burada kanıtlamak istediğimiz bu değerin n cinsinden polinomsal olduğudur. Eğer bu değer n'nin belli bir sabit üzerindeki kuvvetinde ise ve burada logaritma alırsak o zaman bunun düzeyi logaritma n düzeyi olur. Bu nedenle bekleneni ele alacağız ve sonucun bunu garanti etmesini umacağız. Evet, elimizde rastgele değişkenlerin toplamının bu bekleneni çarpı öz yinelemeli rastgele değişkenler var. Hay Allah, burada bir köşeli parantezi unutmuşum. Şimdi bu çözümlemede yapmamız gereken ilk şey nedir? Evet, beklenenin doğrusallığı. Bunu hatırlamak kolaydı. Şimdi bir toplamımız var. E'yi bunun içine koyalım. Evet, şimdi çarpımımızın beklenenini elde ettik. Burada ne kullanmalıyız? Bağımsızlık prensibini. Bunların birbirinden bağımsız olduğunu umuyoruz. O zaman bunu yazabiliriz. Eğer öyleyse bu da çarpımın bekleneni olacaktır. Burada şu 2'yi de köşeli parantezin dışına çıkaralım. Çünkü onu burada tutmanın hiçbir yararı yok. Buradaki y'ler x gibi görünmeye başladı. Ben bile artık bunları okuyamıyorum. Bunun için özür dilerim. Bunların hepsi y olmalıydı. Ve bunların hepsi akıllı rastgele değişkenler. Peki, bunlar neden bağımsız? Burada baktığımız şey kökün seçimiyle ilgili. Kökün rütbesinin n boyutunda bir problemde ne olacağına bakıyoruz. Burada ise köke bakıyoruz ama esas baktığımız bu tip arama ağaçlarında kökün sol tarafında neler olduğu ve sağ tarafında neler olduğudur. Bunlar bağımsız seçimlerdir. Çünkü burada her şey tek biçimlidir. Onun için bu elemanın seçimi tek biçimli oldu ve bu da sol ve sağ taraflarla ilgili bölüntüleri sağladı. Sol ve sağdaki altı ağaçların kökünün kim oldukları tamamen bağımsız öz yinelemeli seçimlerle belirlendi. Bu nedenle bu alıştığımızdan biraz daha karmaşık bir durum. Daha önce bu algoritmalarda rastgele seçimlerdi. Şimdi ise bunlar başlamadan önce seçtiğimiz rastgele sayılar ve yapılandırmaya sonradan gidiliyor. Bu komik bir durum ama bunlar hala birbirinden bağımsız ve bu nedenle biz bunları aynı çabuk sıralamada olduğu gibi elde ediyoruz. Tamam, şimdi devam edelim. Ve artık biraz dağınık olmanın zamanı geldi. Burada bildiğimiz bir şey var. E, Z, N, K'yı buraya yazmıştık. Bu 1 bölü N'ydi. Bu güzel bir değer. Böylece dışarıda 2 bölü N elde ediyoruz. Ve bu iki şeyin beklenenlerinin maksimum toplamını da burada elde ediyoruz. Normal olarak bunu T'nin max'ı ya da Y'nin max'ı olarak yazarız. Ama burada yazmanız gereken bu iki değişkenin en büyük değeri olduğu şeklindedir.
Ve buradaki kandırmaca da aslında çok büyük bir numara değildir. Ama bu maksın en çok toplama eşit olduğudur. Hatırlayın, burada negatif olmayan değerler vardı. Böylece 2 bölü n çarpı k'nın birden n'ye kadar olan değişiminin max yerine toplamlarının bekleneni elde edilir. Şimdi bu evre bir bakıma bizim sınır tanımlamamızda bir şeyleri kaybettiğimiz adımdır. Şu ana kadar hep kesin anlamlı gitmiştik. Şimdi bayağı bir dağınık çalışıyoruz. Bu max'ın en çok toplam olduğu doğrudur. Ama işler ilerledikçe bu bayağı gevşek bir üst sınır haline gelir. Bunu ilerisi için aklımızda tutmak zorundayız. Bu toplamayla başka ne yapabiliriz? Şimdi bunun size tanıdık geleceğini umuyorum. Şimdi elimizde iki şeyin toplamı varken ben bunu tek şeyin toplamı haline değerlendirmek istiyorum. Pardon? Evet, beklenenin doğrusallığını kullanabilirsiniz. İyi. Evet, bu yapmam gereken ilk işlem. Beklenenin doğrusallığı kavramı benim bunu ayırmama izin verir. Şimdi elimde 2n şeyinin toplamı var. Ve ben bunu şu elemanların toplamı ve bu elemanların toplamı olarak ikiye bölmek istiyorum. Bu iki toplam hakkında bildiğimiz bir şey var mı? Bu iki toplamla ilgili bilinen bildiğimiz bir şey var mı? Bunların ikisi de aynı. Buradaki terimlerin her biri ikişer defa görünüyor. Birincisi k-1 diyor, öteki de n-k diyor. Ve bunlar tek sayı bile olsa bu yine geçerli olacak. Yani bu durumda bu toplamların sadece bir tanesini alıp sonra bunu 2 ile çarpabiliriz. Bu durumda bu 4 bölü n çarpı şu toplam olur ve ben bunu k'nın 0'dan n-1'e kadar olan değerlerindeki toplamı olarak yazacağım. Bu da e-yk olacak. Şimdi kontrol etmeniz gereken yk'nın 0'dan n-1'e kadar olan değişimlerde ikişer defa ortaya çıkmasıdır. Yani benim şimdi bir öz yenilemem var. Şuradaki e, y, n en fazla bu değer olabilir. Bunu hafızada tutmak için bir yere yazalım. Şimdi bu nasıl oldu? İyi oldu. Şimdi bu yenilemeyi çözmek durumundayım. Böyle karmaşık bir yenilemeyi nasıl çözebilirim? Yerine koyma metoduyla. Evet, ana metotla değil. Kabul ediyorum, bu oldukça karmaşık bir yenileme. Bu nedenle bir tahmin yapacağım. Ve bu tahminimi zaten size söylemiştim. Bu n küp olacak. Bana göre ne küp bu kanıtın elde edilebileceği en doğru başlangıç noktası. Yerine koyma metodu tüme varım yoluyla yapılan bir kanıtlama metodudur. Ve her tüme varımla kanıtlama yönteminin iki yönü vardır. Aslında çok özentili değilse hemen her kanıtlamanın iki yönü vardır. Önce bunun bir taban durumu olmalıdır. Ve buradaki taban durumu n eşit o1, yani birinci düzeyde olma durumudur. Bunu yazmadım ama tabii ki eğer sabit bir ağaç boyunuz varsa bunun yüksekliği de sabittir. Bu durumda bunun doğru olması için bizim c'yi yeterince büyük seçmemiz gerekir. Yani bunu hiçbir zaman unutmamalısınız. Birçok kişi bunu testlerde unutur. Burada biz taban durumunu bile belirttik ama genelde taban durumunu fazla belirtmeyiz. Ve burada mutlaka bir tane olduğunu varsaymamız gerekir. Ve tüme varım yöntemiyle yapacağınız her kanıtta da bunu belirtmeniz gerekir. Şimdi tüme varım adımındayız. Burada iddiam yn'nin beklenenin en çok c çarpı n küp olduğu ve küçük değerli n'ler için bunun geçerli olduğu. Bu evrede siz tüme varım hipotezini yazmalısınız ama ben bunu yapmayacağım çünkü zamanım giderek kısalıyor. Şimdi elimizde bir e, yn var ve bu en çok da şu değere eşit. Yani e, yn en çok 4 bölü n ve k'nın 0'dan n-1'e kadar değişen yk değerlerinin beklenenlerinin toplamına eşittir. Şimdi dikkat ederseniz k her zaman n'den daha küçüktür. Bu durumda biz tüme varımı uygulayabiliriz. Şimdi bu en çok 4 bölü n çarpı k'nın 0'dan n1'e kadar değiştiğinde c kere k kübün toplamına eşittir. Bu tüme varım hipotezidir. Hoş bir durum. Şimdi bu toplam için bir üst sınıra ihtiyacım var. Ve eğer hafızanız iyiyse bu toplamın
kapalı formunu anımsayabilirsiniz. Ama benim eskiden olduğu kadar iyi bir belleğim yok. Çocukken bu toplamı hiçbir zaman ezberlememiştim. Ve 12 yaşımdan beri ezberlediğim her şeyi de hatırlamıyorum. Pi'nin her ondalık sayısı gibi şeyleri hatırlıyorum. Ama şimdi ezberlemeye çalıştığım herhangi bir şey aynı şekilde kalıcı olmuyor. Bu nedenle bu toplamın ne olduğunu bilmiyorum. Bu toplamı yaklaşık bir değere getirecek iyi yol ne olabilir? Entegral, evet. İyi. Bu nedenle C'yi dışarıya çıkaracağım. Böylece bu 4 C bölü ne olur? Ve toplamda en çok bu integral olur. Eğer aralığı doğru saptarsanız üst sınırı bir arttırabilirsiniz. Böyle bir durumda ne eksi 1 yerine ne değerine çıkabilirsiniz. Bu kitapta var. Bu işlem monoton bir fonksiyonunuz varsa oldukça da sezgiseldir. İşte işin anahtarı budur. Bu nedenle elinizde şuna benzer bir şey olur. Ve bildiğiniz gibi toplama bunların her birini almak ve bunları bir değeriyle ağırlandırmakla yapılır. Buradaki integral bu eğrinin altındaki alanı hesaplamak anlamına gelir. Özellikle bu durumda integralin yaklaşıklaştırılması ile ilgili söyleyeceğim şey bu işlemin sonuna kadar birer değer artırılarak gidildiğinde toplam sonunda bu integral olacaktır. Şimdi bu şekilsel bir kanıtlama oldu ama bunu kitapta okuyabilirsiniz. Bunu da daha önceki derslerinizden birinden bildiğinizi sanıyorum. Şimdi umuyorum ki integralleri çözebilirsiniz. X kübün integrali x'in 4. kuvveti bölü 4'tür. Sonra bunu n sayısına değerlendireceğiz ve bu 0 olacak. Buradan 0 çıkarmak o kadar önemli değil. Çünkü 0'ın 4. kuvveti de 0'dır. Böylece bu n'nin 4. kuvveti bölü 4 oldu. Yani 4c bölü n çarpı n'nin 4. kuvveti bölü 4'e eşit olur. Ve çok uygun bir şekilde bu 4 öteki 4'ü götürür. Ayrıca bu 4 3'e dönüşür ve elimizde n küp kalır. Sonuç C n küptür. Bu bizim için çok uygun. Çünkü zaten kanıtlamak istediğimiz buydu. Evet, bu sonuç aslında hiç kalan terim olmadan ortaya çıktı. Aslında işi yaparken oldukça özensiz davrandık. Ama sonuç gerçekten şanslı olduğumuzu gösterdi. Yani burada doğru yerlerde özensiz davrandık demektir. Evet, gördüğünüz gibi bu çok şaşırtmacalı bir kanıtlamadır. Bunu elle yapmaya kalksaydınız, buradaki dağınıklıktan dolayı doğru yanıta ulaşamama ihtimali vardı. Ama bu tam yerinde çalışır halde ortaya çıktı. Şimdi geri kalan bir dakikamda bununla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Sonuca nasıl ulaştığımızı hatırlamaya çalışalım. Bunu yazmayacağım çünkü yeterince zamanım yok. Biraz önce yn üzerindeki bir sınırı kanıtladık ve bu 2'nin x n'nin c kuvvetine eşitti. Bizim ilgilendiğimiz aslında x n'ydi. Bu nedenle Jensen'in eşitsizliğini kullandık. Burada 2'nin e x'nin kuvvetinden en çok e 2'nin xn kuvveti değerine ulaşabileceğinizi gördük. Bunun böyle olduğunu biliyoruz çünkü şuradaki yn. Ayrıca biz e yn'nin n küp düzeyinde olduğunu biliyoruz. Bu sabiti taban durumu için yeterince büyük seçmek zorunda kaldık ve buradaki sabiti hesaplamak için de herhangi bir çaba göstermedik. Çünkü ondan sonra her iki tarafında logaritmasını aldık ve bu durumda e x'nin en çok n küp düzeyinin logaritmasına eşit olduğunu bulduk. Bu sabit çarpımsal bir sabitti. Böylece logaritmalarınızı aldığınızda artımsal bir yapıya büründü. Bu sabit ise üsteldir. Bu nedenle logaritmasını alırsanız çarpımsal bir hale dönüşür. 3 log n artı o 1. Bu rastgele yapılanmış ikili bir arama ağacının çok sıkı bir sınırdır. Yani ağacın beklenen yüksekliği ile ilgili sıkı bir sınırdır demeliyim. Aslında x n'nin umulan yüksekliği yaklaşık olarak demeliyim. Burada hassas olmak istemiyorum. 2,9882 log n'dir. Bu benim arkadaşım Duke Devroy tarafından 1986'da bulunmuştur. O Montreal'deki McGill Üniversitesi'nde bir profesördür. Yani biz buna bayağı yakın çıktık. Çünkü 3 yerine 2,98 diyebilirdik. Ve bunu burada kanıtlamayacağım. Buradaki zor kısım aslında alt sınırdır. Ama bu da sadece bu kadardır. Burada neden xn yerine yn kullandığımızla ilgili birkaç şey daha söylemek istiyorum. Ve bu tamamıyla özensizlikle ilgilidir. Ve özellikle bu adımda şuradaki iki rastgele değişkenin maksimum değerinin en çok bu toplam olacağını söylemiştik. Ve bu hem x için hem de y için doğrudur ama y için daha da doğrudur. Tamam, bu biraz garipleşti. Çünkü hatırlayın, burada çözümlemeye çalıştığımız şey K'nın bütün olası değerleri içindi. Bu K'nın değeri ne olursa olsun çalışmak zorundaydı. Yani bütün bu durumları aynı anda sınırlıyoruz ve hepsinin toplamlarını da sınırlıyoruz.
Yani burada biz aslında K-1'e karşı N-K'ya bakıyoruz. Ve gerçekte burada bir polinomsal versiyon var. Yani A ve B gibi iki değeri alıp A çarpı B'nin en büyük değeri en çok A artı B olabilir dersiniz. Öteki taraftan şunu da diyebilirsiniz. 2'nin A'nın kuvvetinin maksimumu ve 2'nin B'nin kuvvetinin maksimumu en çok 2 üzeri A artı 2 üzeri B'ye eşittir. Bunu söylemek ötekinden iyi değil midir? Aslında her ikisi de tabii ki aynıdır. Ama öteki taraftan A eksi B'ye değerler büyüdükçe bakarsanız bunun sıkı bir sınırlama oluşu şuna oranla daha hızlı olacaktır. Çünkü burada A eksi B arasında absolute yani mutlak farka bakıyoruz. Bu nedenle de bu oldukça iyidir ve bu da oldukça kötüdür. Üstelik bizim durumumuz eğer A ile B birbirine çok yakınsa daha da kötü olur. Ama burada bunu K-1 ve N-K kapsayan bütün bölüntüleri çözmeye çalışıyoruz. Bu nedenle eğer ortada bazı durumlarda tam eşit bölündükleri de sorunlar çıkarsa bu kabul edilebilir. Ama bir skew yani kayıklık durumunda bu şuna çok yakın olacaktır. Ve şu da bundan çok uzak olacaktır. Burada çok fazla kayba uğramamak için kenara çok yaklaşmanız gerekir. Ya da şurada çok fazla kaybedersiniz. İşte bu sezgiseldir. Şimdi bunu deneyin ve X, N'ye ne olduğunu görün. Olmayacağını görürsünüz. Gelecek derste görüşmek üzere.